Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Oyunda bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız. Fakat öncesinde pazartesi günü gelen Tottenham paketi vardı. Belki oradan top açılımı yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa oradaki oyuncuların maksimum seviyeleri bunlar. Tabi bu futbolcular kadromuzda daha da yüksek seviyeye çıkmakta. Tottenham paketinden açmayı düşünen arkadaşlarımız varsa seviyeleri bunlar. Pazartesi sabahına kadar da o paket devam ediyor. Oradaki bazı futbolcular kadromuzda hangi seviyeye çıkıyor? Son 100 seviyeyi görüyor. Son'un şu ana kadar gelen en yüksek seviyeli kartı. Harry Kane kadromuzda 98, Kulusevski 98, Lloris 98. Böyle yüksek seviyeliler de var, düşük seviyeliler de bulunmakta. Bugün biteceklere baktığımızda Perşembe gelen iki tane paket vardı. Geçen hafta Perşembe gelen adaylı sözleşmeler hariç onlar uzun soluklu. Player of the Week ve Epic'lerin bugün son günü. Yarın yenileri gelecek. Ayrıca haftalık gelen etkinliklerimiz İngiltere Ligi etkinlikleri lig bazlı. Bundan sonra etkinlikler uzun bir süre lig bazlı gelecek. Ve kadrolarımızı kurarken de o ligden oyuncular oynatıyoruz. Daha fazla etkinlik puanı alabilmek için. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Player of the Week soldaki etkinliğimizden ücretsiz Player of the Week hakkı elde ediyoruz ama ücretsiz Player of the Week hediyesini aldıktan sonra eskiden bırakırdık ama şu an Lunar New Year kampanyası içerisinde olduğumuz için 10.000 etkinlik puanına ulaşana kadar oyun bize oradan e-futbol puanı veriyor. DP'ler, GP'ler içerisinde oldukça fazla hediye var. Player of the Week ücretsiz hakkını alsak da bir süre daha devam edip o hediyeleri toplayabiliriz. Yarın bu etkinlikler tekrar gelecek. Tabii lig değişecektir. Bugün biteceklere baktığımızda deneme maçının yanındaki etkinlikler daha öncesinde burada 1 milyondan fazla GP veren etkinlik vardı. Ama onun süresi çok uzundu. Bu sefer bir haftalık geldi ve içerisinde toplamda 3 tane etkinliğimiz var. Her birinden 10 binliklerden 3 tane veriyor. Bakıldığında 90 bin DP. Tamamlarsak bu etkinliği haftada 90 bin DP kazanmış oluyoruz. Yarın yine burası gelecektir. Mücadelelerin zorluğu artıyor. Kolay, orta, zor gibi diyebiliriz 3 mücadeleyi tamamlamak. Yarın bizleri bekleyenlere geçtiğimizde ise her hafta Perşembe günü olduğu gibi sabah bakımımız var. Oyun Türkiye saatiyle 5'te kapanacak. Konemi 11'de açılacak der. Bazen 11'den önce de açabiliyorlar. Ama yarın sabah öğlene doğru 11'de oyun açılacaktır. Yarın Lunar New Year kampanyasının ikinci haftası. Bu kampanya 2 haftalık açıklandı. Ve yarın da yine bir haftalık bir giriş kampanyası başlayacak. Her gün oyuna giriş yaptığımızda 26 Ocak tarihine kadar günlük antrenör DP hediyesi vermeye oyun devam ediyor. Bu Lunar New Year kampanyasından dolayı. Bakalım bundan sonra herhangi bir yeni kampanya gelecek mi? Lunar New Year kampanyası ne yazık ki kötü oldu. Geçen seneye göre hediyeler düşük kaldı. Yarın neler gelecek? Player of the Week gelecek. Dün bununla alakalı bir tahmin videosu paylaşmıştık. Epic futbolcular var. Epic'lerle alakalı Konami'nin bir görseli vardı arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim. Ayrıca oyuncuların hafta sonu oynadıkları maçlara göre oyun içerisinde form durumları güncelleniyor. Bunlara göre kadro kuruyor olabiliriz. Bazı takımların da dizilişi değişiyor. Güzel dizilişler olursa sizlerle paylaşmaya çalışırım. Ne yazık ki 4-2-4 dizilişi uzun süredir yok arkadaşlar. Yarın hangi Epic paket gelecek şimdilik açıklanmadı arkadaşlar ama Konami bu sezon içerisinde buradaki Epic'lerin geleceğini söylemişti. Buradaki Epic'ler yanında takım arkadaşlarıyla birlikte gelecektir. İlk gelen hatta geçen hafta gelen Manchester United ve içerisinde Van Nistelrooy vardı. Burada Van Nistelrooy'u bir çarpı atabiliriz. Diğer Epic'ler gelecektir. Big Time ya da Epic paketler. Kimler var? Barcelona paketi gelirse Stoichkov'lu bir Barcelona paketi ya da sağ tarafta Guardiola'lı Epic futbolcunun yer alacağı farklı bir paket de olabilir. Arsenal gelirse içerisinde Patrick Vieira olacak. Yanında iki tane de Arsenal'lı futbolcu. Chelsea'de Drogba, yanına iki tane de Chelsea'li Epic eklerler. Ya da Milan gelirse Van Basten olacak. Yanında iki tane Milanlı Epic futbolcu. Şimdi burada sol baştan sırayla mı getirecek Konami yoksa dağınık bir sırayla mı? O bilinmemekte. Şu anki sezonun ilk paketi Van Nistelrooy'lu. Listenin hemen başındaki Van Nistelrooy'lu Manchester United paketiydi. Eğer yarın Stoichkov bir paket gelirse o zaman sol baştan sırayla devam edecektir. Yarınki paket önümüzdeki haftaları görebilmemiz için, öngörüde bulunabilmemiz için bizlere bir ipucu olacak. Yorumlarda bazen arkadaşlarımız diziliş sormakta. Şu anın dizilişlerine bakalım. Belki hoşuna giden arkadaşlarımız varsa bugün alabilir, değişmeden alabilir. Çünkü yarın bazı takımların hafta sonu oynadıkları maçlara göre dizilişi değişecektir. 4-1-3-2. 4-3-1-2'nin kanatlı versiyonu. Fakat burada şöyle bir durum var. Bazı dizilişlerde ofansif orta sahalar ileride, bazısında geride, kanatlar ileride ya da geride. Buradaki 4-1-3-2'ler hepsi birbirinden farklı. Hoşunuza giden varsa takımını seçip sonrasında oyun planından dizilişi değiştir varsayılan demek yeterli. Diğer 4-1-3-2'lere baktığımız zaman da bu şekilde
Ama bu sayfadakiler ilginç. Mesela burada Paraguay'ın ortadaki üçlüsü, özellikle ofansif orta saha çok geride. Kore Cumhuriyeti'ne baktığımızda da iki santraforun arkasındaki üçlü yan yana dizilmiş ve ileri, hatta öyle ilginç bir beşli var. Arka dörtlü bayağı geride. Dediğim gibi arkadaşlar 4-1-3-2, ama her biri diziliş anlamında birbirinden farklı. Bunlar klasik standarda yakın. İki ofansif orta sahalı 4-2-2-2 dizilişi. Oyunda iki tane takım da var. Onlardan bir tanesi ülkemizden Adana Demirspor'un dizilişi. Ha belki değişir, belki değişmez. İki ofansif orta saha diziliş bakıyorsanız, isterseniz bugün bu dizilişi alıp bir oyun planına kaydedebilirsiniz. İki ofansif orta sahada 4-1-2-3 dizilişi oyunda da yer alıyor, ama oyunda ofansif orta sahalar çok ileride. Belki o kadar ileride olmasın, geride olsun diyorsanız, bu 3 tane takım var arkadaşlar. Mesela Kawasaki Frontale, Japon takımının orta sahasına baktığımızda üçlüye bayağı birbirine yakın. Eğer bu tarzdan hoşlanıyorsak seçebiliriz. 4-2-1-3'e geçecek olursak, bu da oyunda yer alıyor ama belki oyundakini beğenmiyor olabiliriz. Dostlar geride olsun, açıklar geride olsun istiyorsak, şu an 4-2-1-3 dizilişine sahip dizilişler bunlar. Bakıldığında mesela sağ baştakinin dörtlünün önündeki iki dost bayağı geride. Bunu, zaten bunu seçsek büyük ihtimalle stoperle dostlar birbirine yapışık olabilir. 4-2-4 dizilişi de birçok arkadaşımız tarafından soruluyor, ama bu diziliş aylar öncesinde geldi. O zaman gelip de bir oyun planına kaydeden arkadaşlarım hala kullanabiliyor. Fakat uzun süredir gelmiyor arkadaşlar. Ben her perşembe bakıyorum. 4-2-4 gelirse videolarda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bekleyen soran arkadaşlarımız da çok fazla. Eğlenceli bir diziliş. Oyunun en etkili, en iyi dizilişi diyemeyiz ama farklı tarzda keyif veren dizilişlerden bir tanesi. Olur da gelirse ben yine sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Bir de dün Player of the Week tahmin videosu yayınlamıştık. Büyük ihtimalle yarın heyecan verici bir Player of the Week gelmeyebilir. Hatta kimlere değinmiştik? Şöyle kısaca bir üstünden geçelim arkadaşlar. Dün detaylı değindiğimiz için sadece başlıklar vererek geçelim. Arsenal'dan kaleci Ramsdale'in gelme ihtimali yüksek. Southampton takımından göbek futbolcusu Ward-Prowse, yüksek tempası falan iyidir bu futbolcunun. Brighton'dan Solly Mark gelebilir. Nottingham Forest takımından iki tane aday var. Ofansif orta saha futbolcusu White da gelebilir. Gibbs White veya da gizli forvet futbolcusu Johnson da adaylardan. Wolverhampton takımının belki stoperini tercih edebilir. Gol yemediler. 1-0 galibiyet aldılar. Roma 10 kişi kalan rakibi Fiorentina'yı yendi. Burada Dybala 2 tane gol kaydetmişti. Napoli 5-1'lik galibiyet aldı. Burada birçok aday var. Belki de Kvaratskhelia adaylı sözleşmede yer alıyor. Getirir getirmezler bilinmez ama gelme ihtimali olan isimlerden biri. Ama Napoli'den bir futbolcu seçmeleri lazım. Atalanta 8-2'lik galibiyet aldı. Buradan kimi seçecekler? Boga, Lookman ya da Rasmus Hojlund olabilecek isimler. Scalvini de gelebilir. Burada aday çok fazla. Hücumcu da tercih edebilirler. Real Sociedad 3-1'lik galibiyet aldı. Japon futbolcu Kubo tercih edilebilecek isimlerden birisi. Almeyri Atletico Madrid maçında göbek futbolcusu Robertson belki. Marsilya 3-1'lik galibiyet aldı. Burada da göbek futbolcusu Veratut olabilir ya da Kolasinac sol bek, sol kanat futbolcusu. Lille'in 5-1'lik galibiyeti var. Bu maçtan futbolcu tercih etmeleri gerekiyor. Fransa Ligi'nde bol gollü bir galibiyet var burada. Forvetleri Jonathan David 2 gol attı. Bayo da gelebilir. Onun da 2 tane golü var. Bu iki isimden birini görebiliriz. Nantes takımı deplasmanda 3-0'lık galibiyet aldı. Burada stoper futbolcuları Girotto'yu getirebilirler. Monaco'nun 7-1'lik galibiyeti var. Bu haftanın farklı galibiyetlerinden birisine de Monaco imza attı. Burada iki tane aday var bence. Ya Ben Yedder hat-trick yaptı. Fransa paketinde hediye edildiği için, yani çoğumuzun elinde vardır. Belki oyuna çok yakın zamanda başlayan arkadaşlar da yoktur Ben Yedder. Çünkü herkese hediye edilmişti Fransa paketinde. Ya da Diat da sağ kanat futbolcusu. Porto'dan da, Portekiz'den de eğer bir tercih yaparlarsa, Porto'nun 4-1'lik galibiyeti var. Buradan Galeno tercih edebilecek isimlerden biri. Feyenoord'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü gol attı. Ama o her zaman gol attığında gelmiyor. Güzel bir golü var kendisinin. Keşke getirseler iyi olurdu. İngiltere Ligi'nde Manchester derbisi vardı ve United kazandı. Buradan da tercih yaparlarsa Rashford galibiyet golünü kaydetti. Onun da gelme ihtimali var. Dünkü videomuzda Player of the Week kısmına detaylı değindiğimiz için arkadaşlar üstünden geçtim. Lunar New Year, Çin Yeni Yılı'nın etkinliğinin ikinci haftasına yarın giriş yapacağımız için bu hafta olan etkinlikler aynı hediyeleriyle, yine fazla GP, fazla antrenör hediyeleriyle önümüzdeki haftada olacak. Bir hafta daha etkinliklerden fazla antrenör, GP'ler, e-futbol puanları kazanabileceğiz. Bizleri bu hafta bekleyenler bunlar. Bir Epic paketi tabi bilemiyoruz. Az önce gösterdiğim Epic'lerden herhangi birinin yer aldığı
bir takım yer alacak yarın. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın.